Merhaba, ben Tuğçe Odur ve bugün sizlere en sevdiğim 25 filmden bahsedeceğim. Bu filmleri sevme sebebim çok profesyonel olmaları ya da 5000 tane Oscar kazanmaları değil, sadece beni derinden etkilemeleri, bir şekilde hayatıma dokunmuş olmaları. Kimisi görsel olarak, kimisi işlediği konuyla, kimisi içinde bulunduğum dönemde izlememden dolayı, birçok farklı sebepten, ama bu 25 filmin her birinin benim için ayrı bir yeri var. Şimdi bu filmlerden bahsederken de bir yandan dedim ki yeni bir işkence yöntemi deneyeyim. Kasnak işlemeyi buldum. Hayatımda ikinci kez kasnak işleyeceğim. Onun için bu işi profesyonel olarak yapanlardan şimdiden özür diliyorum. Gözleriniz akabilir beni izlerken. Ama çok alternatif bir işkence yöntemi olduğunu düşündüğüm için 8 saatlik kasnak işleme serüvenimize başlayabiliriz. Ben sevdiğim filmleri 4 kategoriye ayırdım. Bunlar işte romantik olanlar, böyle aksiyonumsu olanlar, dramatik olanlar ve fantastik olanlar, ki içlerinde en sevdiğim fantastik filmler. Bunu da en sona bıraktım. İlk sırada romantik filmlerimiz var. Ben ve bütün minik romantiklere gelsin. Birinci filmimiz Sweet November, yani Kasım'da Aşk Başkadır. Biliyorum, çok manidar değil mi? 2001 yapımı, evet. Listemde olan filmlerin en yenisi 5 sene öncesine ait. Ama en eskisi de hani 90'lardan sonra. Onun için şey düşünmeyin, hani burayı kült eski filmlerle doldurmayacağım. Daha çok benim en çok film izlediğim, yani üniversite zamanımdan kalma filmlerin çoğu. Herhalde bu Kasım'da Aşk Başkadır'ı minik bir romantik olan herkes şimdiye kadar izlemiştir. Ben hatta bir ara bunu geleneksel olarak her Kasım tekrar izleyip böyle tekrar ağlıyordum. Terapi gibi düşünün. Evet, her seferinde bu filmi izleyip ağlıyorum. Charlize Theron'un oyunculuğu mu desem, hikayenin üzücülüğü mü desem, oradaki duygunun, anlatımın saflığı mı desem. Yani izlemeyenleriniz varsa çok da spoiler vermemeye çalışacağım ama çok orijinal bir şey söylemiyor ama öyle içten söylüyor ki üf, lanet olsun. Bak, çok seviyorum ama çok da üzülüyorum bir yandan. Neyse, geçelim ikinci filmimize. The Notebook, 2004 yapımı. Allah'ım, böyle bir aşk filmi yoktur. Ben bunu 2006 senesinde izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam ve Allah! Ergenlik hormonlarım, aşk hayatına daha yeni yeni düşmem. Bunların hepsi birleşip böyle bir de yıllar sonra birbirine kavuşan dramatik bir aşk hikayesiyle karşılaşınca tabii de ben de her genç kızın yapacağı gibi oturup ağladım. Ya ne yapacaktım? Gelelim üçüncü filmimize. Muhtemelen bu kategoride beni en çok etkileyen film bu oldu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yani Türkçesi Sil Baştan. Bu Jim Carrey ilk kez benim üzgün, yani dramatik bir filmde görüşümdü. Zaten Kate Winslet'la beraber oynuyorlar. Böyle birbirine iki uzak karakteri seçmek belki de çok mantıklı bir hareketti. Ki öyleymiş ki bu film sadece benim değil çoğu insanın bence en iyi filmler listesine girmiştir. Genel olarak ilişkiye yaklaşımı, ayrılığa yaklaşımı, her şey yaklaşımı bence zaten çok güzel ama beni en çok etkileyen muhtemelen bu filmin çekimleriydi. Ayrılık acısını, birisini unutmayı, bir aşk hikayesini görsel olarak en güzel veren film kendisi Sil Baştan. Gelelim bir sonraki filmimize. Ben bunu 2007 yılında izledim galiba ve o zamana kadar izlediğim, yani Emily'yi saymazsak, ki o da bir Fransız, bu da bir Fransız, görüntü ve sanat yönetmeninin böyle elini ayağını öpesim geldi, yani öyle bir film. Filmin ismi Jeu d'enfant, Türkçe'ye Cesaretin Var mı Aşka diye çevrilmiş. Çok alakasız bir şekilde, çoğu zaman olduğu gibi. Filmin bütün tonları, çekimleri, dekorları, her şey o kadar güzel ki, o kadar böyle başka bir ana, başka bir zamana ait ki dibim düşe düşe izlemiştim. Uzun senelerde izlemedim. Belki şu an izlesem o kadar çekici gelmeyecektir ama izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelelim bir sonraki filmimize. Aşk ve Gurur. Belki bunun kitabını bilenler vardır. Ben ilk olarak kitaplarına sardığımda böyle bayağı Jane Austen'ın bütün kitaplarını okumuştum. Daha sonra böyle kitaplar bitince neye saracağımı bilmeyip gidip bütün kitaplardan uyarlanan filmlerini izlemiştim. Ama çoğu zaman filmler böyle hayal kırıklığına uğratsa da kitaptan uyarlanan filmler. Bunda öyle bir şey olmadı. Gerçekten filmini de çok beğendim ben bunun. Ki siz de eski zaman filmlerini, böyle daha kraliyet aileleri, 18. 19. yüzyıl İngiltere'si tadındaki filmleri seviyorsanız kesinlikle sizin de izlemeniz gereken bir film. Yönetmeni Joe Wright, zaten adamın filmlerini genel olarak seviyorum ve başrolde de Keira Knightley var. Hatun zaten şahane bir oyuncu. Gelelim bir sonraki filmimize. Aşkın 500 Günü. İnanılmaz güzel bir film. Zaten film şu şekilde başlıyor. Bu bir aşk hikayesi değildir. Bu bir aşkın hikayesidir. Böyle başlayan bir film bence zaten kötü olamaz. Böyle sıralarda böyle aşka inanmayan, aşkıymış falan diye gezindiğim için ve bu filmdeki kadın karakteri de bu tarzda gezinen bir kadın olduğu için belki direkt bağlanmış da olabilirim. Ama bunun yanı sıra anlatım dili inanılmaz güzel. Bazı sahneleri var, çok orijinal. Ayrılığın da ilişkiye dahil olduğunu, içindeki duygu durumlarını ve duygu durum değişimlerini ve insanların değişimlerini ve aynı zamanda değişmeyen yönlerini çok güzel anlatan bir film.
Gelelim bu kategorideki son filmimize. Filmimiz Ruby Spark, yani Türkçesi Hayalimdeki Aşk diye çevrilmiş. Bunu aslında romantik, fantastik bir film diyebilirim. Tam olarak romantik bir film diyemem. Dediğim gibi kendi içine gerçeküstü bir hikayesi var. Ama hikayenin anlatımı ve orijinalliğine ben bayıldım. İlk olarak böyle işte Zoe Kazan oynuyor falan diye gidip izlemiştim filmi. Ama gerçekten çok eğlenerek izlediğim bir film. Bir ilişkiden beklentilerimizin yüzeyselliği ama ilişkideki ikinci kişiyi aslında ne kadar unutup erittiğimizi çok güzel, çok fantastik bir dille anlatmış bence. Bu da kesinlikle izlemediyseniz izlenecekler listenize girmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Gelelim ikinci kategorimize. Aksiyonumsu bu kategorinin ismi. Bu filmlerin ikimizi biraz daha böyle dram, aksiyon, hafif böyle fantastik, aksiyon, politik, dramatik falan böyle her şeyin karışımı olan filmler var. Ben bunları böyle bir tek bir kategoride toplamaya çalıştım. İlk filmimiz 1994 yapımı Leon. Bence bunu artık zaten izlemeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Benim izlediğim muhtemelen en iyi 5 film kategorisine girebilecek bir film. Gelelim ikinci filmimize. Bu da eskilerden, bu da klasiklerden. Fight Club filmi. 1999 filmi. Zaten filmi duymanız var mıdır bilmiyorum. Bir David Fisher filmi. İçinde Brad Pitt ve Edward Norton var. Daha ne olsun. Ama beni galiba bu filmde en çok etkileyen sahne "Aklım Nerede?" şarkısının çaldığı o havai fişekli son sahnesidir filmin. Çok 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 güzeldi. Gelelim kategorideki en eğlenceli, benim başa sarıp sarıp izlediğim filmimize, Snatch, yani Kapışma filmi. 2000 yılı bir Guy Ritchie filmi. Guy Ritchie de benim favori yönetmenlerimden biridir zaten. Adamın yaptığı her filme zaten deli gibi düşüyorum. Buna o alternatif bu arada Rock'n'Roll'a ve Lock, Stock and Two Smoking Barrels'da ilk tane daha filmi var. Snatch'i beğendiyseniz mutlaka bunları da bir göz atın derim ben. Bir film yapıp içine zaten Jason Statham ve Brad Pitt'i koyduktan sonra fazla da bir şey yapmasına gerek yokmuş ama gene de yapmış. Hikayesi, anlatımı, çekimleri, oyunculuğunu zaten hiçbir şey demiyorum. İnanılmaz güzel ve çok eğlenceli. Gelelim kategorinin bir sonraki filmine ve muhtemelen bu kategorideki benim en sevdiğim filme, V for Vendetta, 2005 yapımı. Gene burada Natalie Portman'ı görüyoruz zaten. Allah'ım, ne güzel bir oyuncusun sen. Beni çok etkileyen bir filmdi. Ben bu filmi şu anda izlesem, 10 sene sonra da izlesem eminim ki gene çok beğeneceğim. Gelelim kategorinin bir sonraki filmine. Inception. Benim rüyalarla ilgili çok ilginç düşüncelerim ve çok değişik takıntılarım var ve bunun üstüne bir film çekmek, bu filmi inanılmaz görsellerle doldurmak. Ya siz ne yapıyorsunuz? Her şey geçtim, işlediği konunun inceliği, oyuncuları ve tabii ki de görsel efektleriyle beni benden alan bir film. Şahane, şahane bir film. Gelelim kategorimizin son filmine. Aslında böyle fantastik aksiyon diyebiliriz buna. Scott Pilgrim Dünyaya Karşı. 2010 filmi. Böyle sanki hayatımızı bilgisayar oyunu gibi yaşıyormuşuz gibi düşünün. Böyle işte kız arkadaşının eski sevgilisiyle dövüşüyorsun. Advokat çekiyorsun ve işte dövüşü kazanırsan karşıdaki kişi böyle bozuk paralara dönüşüyor ve bunlar senin hanene yazılıyor falan gibi böyle. Çok alternatif, çok hoş bir film. Güzel vakit geçireyim, değişik bir dünyaya bir adım atayım derseniz kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir film. Artık aksiyonumsu filmlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki kategorimiz drama. Bu kategorideki ilk filmimiz Amores Perros. Türkçe'ye de Paramparça Aşklar ve Köpekler diye çevrildi. 2000 yapım bir film. Bilmiyorum, filmi çok beğenmemin sebebi Gael Garcia'nın da içinde olması mı? Yoksa filmin karanlık tarafı mı? Duygusal tarafı mı? Karakterlerin çok iyi işlenmesi mi? Bilmiyorum, ya da hepsinin toplamı olabilir. Çok 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 etkilemişti benim film izlediğimde. Birazcık da kategorideki ikinci filme bağlı. Neden? Çünkü gene Gael Garcia oynuyor. Motorcycle Diaries, yani motosiklet günlükleri. Bu aslında Che Guevara'nın böyle genç yaşlarında yaptığı bir motor seyahatini anlatan bir film. İki gencin beraber motosiklet seyahatine çıkmasını ve o seyahatte başlarına gelen hikayeleri anlatıyor. Böyle Into the Wild'a ben şey olarak benzetiyorum, hani hissiyat olarak benzetiyorum diyebilirim. Bir sonraki film Dark Blue Almost Black, yani koyu lacivert siyaha yakın. 2006 yapımı bir İspanyol filmi. İnanılmaz karanlık gelmişti bana filmin bir yüzü. Kardeşlikle, ilişkiyle, kendi kişiliğini bulmakla ve kaybetmekle, değişimle, yani birçok duygu barındırıyor içinde. Şahane bir yapım. Gelelim bu kategorideki bir sonraki filmimize. Muhtemelen benim en sevdiklerimden birisi olabilir. Parfüm. 2006 yapımı, kitaptan uyarlanmış bir film. Filmin
başrolünde Ben Whishaw oynuyor. Zaten kendisi güzeli ve çirkini aynı anda oynayabilecek en iyi oyuncu diye adlandırılıyor. Gerçekten öyle. Çok güzel bir adam ve aynı zamanda çok korkunç ve çok çirkin bir adam. Zaten filmdeki karakteri de bu şekilde. İnsanları hipnoz edebilecek derecede parfümler üreten bir adam ve aynı zamanda bunları üretmek için bir sürü cinayet işleyen de bir adam. Gelelim bir sonraki filmimize. Gene bir Fransız. Ama sanırım listenin en orijinal filmi bu olsa gerek. 99 Francs, yani Türkçe 999 YTL diye çevrilmiş, ne alakaysa bilmiyorum ama. 2017 yapımı, Jean Dujardin'ın başrolünü oynadığı şahane film. Filmi şahane yapan ne biliyor musunuz? Reklam dünyasına çok güzel bir bakış atıyor. Ve film başladıktan yaklaşık böyle 40-45 dakika sonra bitiyor. Cast yazıları falan çıkmaya başlıyor. Sonra film geri başlıyor. Yani şöyle ki, adamın hayatında yaptığı bir seçim var. O seçimi böyle yapsaydı film bu şekilde biterdi deyip sonra zıt diye o seçimi yaptığı ana geri dönüp başka bir alternatif seçim yapıyor. Ve o şekilde olsa nasıl olurdu diye bu filmi izleyip filmin sonunda da hangisini seçtiğine dair hiçbir fikriniz olmadan siz sinir krizlerine sokarak filmi bitirip ya sen ne yaptın böyle dedirten bir film. Ama çok güzel yapmış. Film inanılmaz güzel. Kategorinin bir sonraki filmi gene bir Fransız. Böyle kastetmemişim ama listemde gerçekten birçok Fransız film var. Sıradaki filmimiz Untouchables, 2011 yapımı. Filmin Türkçesi Can Dostum. Bu bir biyografi filmi aslında, gerçek hikayeden. Böyle içinizi ısıtıp böyle ay bilmiyorum ya. Böyle hem ağlayacak gibi oluyorsunuz ama ağlarken gülüyorsunuz falan, öyle bir film. Çok çok güzel. Böyle içinize dokunacak, içinizi ısıtacak, böyle aynı zamanda böyle gözlerinizi dolduracak bir film. Şey de çok benzettim ben hissiyat olarak, Kelebek ve Dalgıç'a. Kelebek ve Dalgıç biraz daha hüzünlüydü buna göre ama bu da gerçekten şahaneydi. Gelelim listenin son filmine. Bu kez bir Fransız filmi değil. Filmin ismi The Fault in Our Stars. Türkçe çevrilişi de Aynı Yıldızın Altında. Gene trajik bir çevirme. Benim filmi ilk izleme sebebim içinde Shailene Woodley'nin olmasıydı. Ben bayılırım bu hatuna. Belki Divergent'ten hatırlayanınız vardır. Çok güzel bir oyuncu bence. Anlatılan hikaye, böyle hikayedeki boşluklar, sessiz geçen sahneler. Ay çok güzel ya. Beni alıp ergenliğime geri götürdü böyle. Oturup bayağı da ağlamıştım filmi izledikten sonra. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Artık silin gözyaşlarınızı, geldik son kategorimize. Yani benim favori kategorime, fantastik filmlere. Bu arada listede hiç korku filmi yok, dikkatinizi çekmiş olabilir. Ben çok korkuyorum korku filmlerinden, onun için hiç izlemiyorum. Yani bir en son Halka'yı izlemiştim herhalde. Sonra böyle altıma sıçtığım için korkudan affedersiniz. Bir daha da hiç korku filmi hiç izlemedim. Fantastik filmlerimizin ilki listemin en eski filmi aslında. 1990 yapımı Makas Eller. Tabii ki de bir Tim Burton yapımı. Tim Burton'a birçok kişi gibi ben de aşığım. İnanılmaz güzel bir film. Zaten anlatamam ki, yani nasıl anlatayım, neyin. Tim Burton dahilini zaten anlatamam. Ve Johnny Depp'le iyi ki de bir araya gelmişler yani. İyi ki birçok film beraber yapmışlar, yönetmişler. Çok çok güzel bir film. Orijinal, yani başka hiçbir şey diyemem ki ben. Bir hikaye bu kadar orijinal, bu kadar güzel anlatılabilirdi. Yani Tim Burton demişken tabii ki de burada Sweeney Todd ve işte Corpse Bride de benim çok sevdiğim filmlerdendir. Bunları da belirteyim kenarda. Ama esas sevdiğim başka bir film var. Listenin ilerleyen kısımlarında tekrar geri döneceğim size. Listemizin ikinci filmi birçok kişiyi belki şaşırtmaz ama Harry Potter. Evet, ben bir Harry Potter geek olarak büyüdüm. Yani şöyle söyleyeyim, çılgınlar gibi kitaplarını okudum. Kitaplar bitince öyle bir boşluğa düştüm ki neyse ki filmler vardı. Her ne kadar filmleri beni kesmese de güzel bir histi alternatif görsel dünyayı görmek, yani kendi kafamda yarattığımı alternatif olabilecek. Onun için tabii de bütün filmlerini bir herhalde 5-6 kez falan izlemişimdir. Onun için bu listedeki yerini hak ediyor. Gelelim listemizin 3. filmine. Allah'ım, dünya güzeli, Big Fish, Büyük Balık herhalde Türkçesi bu şekildedir. Tim Burton'a tekrar döneceğiz demiştim ya. Öyle bir Tim Burton filmi ki böyle of, bir insanın hikaye anlatışı bu kadar güzel olabilir, bu kadar güzel görselleştirilebilir. Sen 2003'te bir film yapıyorsun, çağının ötesinde görseller var filmin içinde. Yani o efektler, o oyunculuklar, o tasarımlar, her şeyiyle, her şeyle. Tam bir Tim Burton filmi, yani başka bir şey diyemem herhalde. Çok güzel bir film.
izlemeyen varsa şu an yani bu videoyu kapatmayın şimdi de video bitince gidin bence izleyin diyebilirim size. Gelelim listemizin 4. filmine. Pan'ın Labirenti. Of. Ben böyle savaş zamanı filmleri severim aslında ama çok üzüldüğüm için genelde izlemem. Ama bu böyle savaş zamanını bir çocuğun gözünden korkularla ve fantastik dünyasıyla birleştirip anlatan, of sen ne yapmışsın ya? Böyle bir şey yoktur. Böyle güzel bir anlatım yoktur. Hikaye anlatımının orijinalliğinin yanı sıra görselliği de aşırı yüksek bir film. Gelelim listenin son filmine. Şunu belirterek başlayayım. Böyle hafızamdan silip tekrar izlemek istediğim bir film var mı deseler muhtemelen listenin başına gelecek film. The Fall. Dizi olan falan versiyonu var. Ona karıştırmayın. 2006 yapımı Tersem tarafından yönetilen, başrolde de Lee Pace'in olduğu. İnanılmaz bir film. Benim hala açıp zaman zaman fragmanını izledim ve fragmanını izlediğimde tüylerimi diken diken olduğu bir film. Bir terk edilme ve intihar etme hikayesi aslında, yani temeli bu. Bu kadar basit bir hikaye. Bu kadar güzel anlatılabilirdi. Of! Görsel olarak çok doygun bir film. Fantastik dram diyebilirim herhalde bunun için. Hem hüzünlenip hem dibinizin düşçe, böyle gözlerinizin belerceği. Of neyse, daha fazla konuşamayacağım zaten. Çok güzel. Çok güzel. Geldik benim 25 filmlik listeme. Umarım bu konsept hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bunun dizi versiyonunu da yapabiliriz. Bu filmi izlerseniz ya da izlediyseniz bana düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bana film önerileriniz varsa bunları da belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ki beğendiyseniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sizinle çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.